Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir vlogla karşınızdayım. Alışveriş vlogu. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gideceğiz bugün. Biliyorsunuz ki Edirne'de çok güzel outlet mağazaları var. Daha çok Bulgarlar geldiği için oraya çok güzel indirimli ürünler geliyor. O yüzden ben de gitmek istedim. Birkaç eşya alacağım. Uzun kollu tişört almayı düşünüyorum. Çanta bakacağım. Mont ve bot bakmayı düşünüyorum. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi montumu giyiyorum ve gideceğiz. İlk önce outlet'i vardı. Edirne'nin bir tane bayağı büyük. Oraya gideriz bir ihtimalle. Sonra alışveriş merkezi vardı bir tane. Oraya da gideriz. Ve çarşısına gitmek istiyorum. Oradan da bir şeyler bakacağım. Ayrıca makyaj malzemesi falan da ihtiyacım var aslında. İndirimde olanları almayı düşünüyorum şimdi. Şimdi çıkacağız. Şimdi ben açacaktım ya. Şimdi yoldayız. Arabaya bineceğiz ve gideceğiz. Geniş şapkanı göstersene. Yeni almış şapkasını da sürekli yapıp duruyorlar. Şimdi Marge Outlet'e geldik. Burada bir sürü outlet mağazası var. Onlara gireceğiz. Bu kıyafet bulacağım. Arkadaşlar şimdi aldım, mont aldım bir tane çanta, bir tane atlet aldım. Bir de kardeşime mont aldık. Bayağı bir şeyler aldık. Onları evde göstereceğim size ne aldığımı. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. İstersen bunu ezdirip çıkartalım ha?
arkadaşlar. Şimdi gratisten çıktım. Gratisten makyaj temizleme suyu, eyeliner, far paleti, bir de ruj aldım. Şimdi evde hepsini gösteririm size. Kabanları, ceketleri oradan. Başka yerde yok. Hayır, orada daha değişik. Hani daha tarz, daha güzel şeyler var. Arkadaşlar şimdi Fulham odaya geldik. Buradan birkaç tişört beğendim. Onları alacağım büyük ihtimal rengarenk. Pembe, yeşil, beş almayı düşünüyorum. Şu an bakıyorum. Arkadaşlar şimdi çıktım mağazadan ve 7 tane tişört aldım. Bayağı da rengarenk aldım. Çok güzel ve indirim vardı.
Zaten çok şey aldık. Hepsini de gösterememek üzere de arkadaşlarına götürmek için kalabalık kurabiyesiyle pişmaniye aldım buradan da. Şimdi artık eve gidiyoruz. Evde görüşürüz. Aldığım şeyleri size tek tek göstermek istiyorum. İlk önce El Siva'dan başlamak istiyorum. El Siva'dan ilk önce şöyle bir atkı aldım. Çok güzel rengine bayıldım. Pembe, gri böyle tonları var. Bej bir renkte. Rengine bayıldım ve yumuşacık bir dokusu var. El Siva'da gerçekten çok fazla indirim var. Aşırı indirim. Bu normalde 130 TL'den 80 TL'ye düşmüş. Fiyatı da çok uygundu ve dokusu falan da kalitesi de çok güzel. Bayıldım yine buna. Bir tane pembe gömlek aldım. MB'den aldım. Esva'dan. Şöyle bir gömlek. Çok güzel. Rengine bayıldım. Çok güzel bir pembe. Fosforlu değil. Böyle açık bir pembe. Bunun fiyatı da 200 TL. Bu da indirimdeydi. Normalde daha pahalı oluyor. 250 TL yerine 200 TL bu da. Bir tane de mont aldım kendime. Bu monta çok bayıldım. Şöyle beyaz bir mont göstereyim. Mini boyda. Şöyle. Kapşonu falan var. Çok güzel. Dokusu o kadar yumuşak ki. Favorim bu oldu kesinlikle. Beyaz bir mont ve çok yumuşacık. Bunun fiyatı da 500 TL yerine 350 TL. Gerçekten çok uygun. Bu fiyata, bu kalite çok iyi gerçekten. Yumuşacık bir mont. Son olarak yine bu da favori ürünlerimden bir tanesi. Şöyle bir yeşil çanta aldım El Siva'dan. Göstereyim şöyle yakından. İçini falan da göstereyim. Şöyle açılıyor. Birazcık küçük boyutu ama telefon cüzdan falan sığar bu boyuta. Şöyle de asılabiliyor. Çok güzel ya. Rengine bayıldım. Yeşil çanta. Hiç de yoktu yeşil çantam. Bu çantanın fiyatı 180 TL yerine 140 TL. Gerçekten kaliteye bakarak bu da çok uygun fiyata denk geldi. Bir dışarıdan almaya çalışsanız markalı bir şey. Ben baktım butikte 100 TL sadece. Bu da markalı 140 TL olması gerçekten çok uyguna denk geliyor. El Siva bitti arkadaşlar. El Siva'dan bunları almıştım. Bir de kardeşime mont aldım dediğim gibi. O mont da çok tatlı, Elif bayıldı ona. Böyle mint yeşili, bir de fosforlu pembe bir mont almıştık. Şimdi Fulya Moda'ya geçelim. Şöyle göstereyim hepimize. Fulya Moda'dan gerçekten bayağı bir şey aldık. Hep kazaklarımı oradan aldım. Gerçekten çok büyük bir indirim var orada da ve çok kaliteli bence ya Fulya Moda. Hem uygun fiyat hem kalite, o da El Siva gibi. El Siva'dan daha uygun tabii bunlar. Göstereyim tek tek size. Böyle bildiğiniz kazak, yumuşacık, beyaz tabi bu renk. Şu an kamerada bej gibi gözüküyor ama beyaz, kırık beyaz şu an. Çok güzel bir boğazlı kazak bu. Kışın bir de yumuşacık, tam kışlık. Böyle pamuksu, çok güzel. Bayıldım bunun dokusuna. Pantolonun üstüne falan çok güzel gider. Bunların fiyatı normalde 130 TL, evet ben indirimden önce gittiğimde 130 TL'ydi, iyi ki de almamışım. 80 TL'ye indi. 130 TL'den 80 TL'ye. Çok güzel ya, bu kazaklara bayıldım. Rengarenk aldım bunlardan arkadaşlar, yani göstereceğim şimdi. Bu da sarısı. Sarısını da göstereyim. Bunun boğazlı değil bu, bildiğin düz yaka. Çok güzel, bu da aynı kolları falan. Aşırı güzel duruyor. Rengi de çok tatlı. Ve bunların hepsi 80 TL. Bu da fiyat performans ürünü. Yumuşacık yani. Dokusuna bakarak
aşırı güzel, çok uyguna denk geldiğini düşünüyorum ben. Şimdi yeşilini göstereceğim. Şu rengin tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Fıstık yeşili. Kolları böyle. Yakası yine normal. Bisiklet yakamı diyorlardı buna. Hatırlamıyorum ama. Yakası ve altı da böyle. Çok güzel ya. Bayıldım. Rengarenk aldım. Yine 80 TL. Bunlar o kadar güzel ki. Dokusu yumuşacık. Şimdi pembesini göstereceğim. Ay, buna da bayıldım. Çok güzel hepsi ya. Bu da boğazlı böyle. Boğazı falan sarıyor. Çok güzel. Kolları yine aynı model sayılır ama sadece yakaları farklı. Ve yumuşacık. Aşırı dokusu çok güzel yani. Pamuksu bir dokusu var. Kalın da ince bir şey de değil yani. Yine 80 TL bunların hepsi. Bu da bej rengi. Ya aynı bu da bisiklet yaka galiba, düz yaka böyle. Boğazlı değil yani. Hepsinden aldım. Bütün renklerinden aldım. Ne bulduysam. Kalitesi ve fiyatı çok iyi gerçekten. Lilası. Benim en sevdiğim renk lila rengi. Lilaya bayılırım yani. Bilirsiniz. Beni tanıyanlar bilir. Lilaya aşığım ben. Lilaya bayılırım. Şöyle göstereyim. Burada tabii daha canlı bir renk. Kamerada çok canlı gözükmüyor. Böyle. Yine bu da boğazlı bir kazak. Yumuşacık. Ve bayağı kalın yani. İnce gibi gözükse de bayağı kalın. Bu da 80 TL. Hepsi 80 TL'ydi bunların. Son olarak bir tane daha kazak aldım. O da turuncu. Bunun da turuncusu. Bu da V yaka. V yaka aldım bunu. Turuncuyu da bir değişiklik olsun diye. Yine kolları aynı. Bunun da bu daha bir yumuşak. Ayrı bir yumuşak yani. Çok güzel. Aşık oldum bu kazaklara. Rengarenkler. Ve muhteşemler. Hepsi de 80 TL. 80 TL'ye bu kadar kaliteli bir şey bulacağımı düşünmemiştim ben. Şöyle göstereyim hatta. Rengarenk bir sürü kazak aldım. Bayağı fazla flamadadan kazak aldım. Son olarak bir de gratis'e girdim. Gratis'te de indirim vardı. Gratis'ten ne aldım? İhtiyacım olan birkaç şey vardı. Çok istediğim bir şeydi o da. Lacton far paleti. Şöyle göstereyim renklerini. O kadar güzel ki renkleri. Yani bayıldım. Açacağım. Tabii açabilirsem. Biraz zor. Sanki. Açamıyorum. Ambalajından şey yapayım. Gördüğünüz gibi renkleri çok güzel. Toprak tonu ve pembeler de var. Çok tatlı yani. Bayıldım buna. Bunun fiyatı yazıyor muydu? Değildi. Bunun fiyatı 90 TL'ydi diye hatırlıyorum. Kaç 180 TL'den düşmüştü hatta. 90 TL'ye. Ben 2-3 hafta önce gitmiştim gratis'e. Gerçekten 180 TL'ydi ve almayı düşünüyordum bunu. İyi ki de almamışım diyorum. 90 TL'ye şu an buldum bunu. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. İkincisi micellar su aldım. Bitti yani benim micellar suyum. İhtiyaçtı. Bunu da Garnier'in 50 TL'ye aldım. Gayet güzel Garnier markası. Pantene'in argan özlü yağını aldım. Geçen ay bitirmiştim ben bunu diye hatırlıyorum. Ya da 2-3 ay önce falan bitirmiştim. Tekrar aldım ve çok güzel. Gerçekten saçı yumuşatıyor, parlatıyor. Muhteşem bir şey bu yağlar. Saç yağları. Bunu da öneririm eğer kullanmadıysanız. Bir tane eyeliner aldım. Bunun markası Biolis'in. İlk defa deneyeceğim. Çok övüldü aslında bu eyeliner. Fırça uçluydu bu. Merak ettiğim bir eyeliner. NYX'in ben kullanıyordum eyeliner'ını. Hala da onu kullanıyorum ama az kaldı, bitmek üzere.
Bu da uygun fiyatlı. Bunun 38 TL'ydi diye hatırlıyorum. Çok uygun fiyatı. Hiç denemedim. Çok merak ettiğim bir ürün aslında bu da. Şu Pantene de 69 TL, 70 TL'ydi ya da. İşte bir de bir tane de pastelin böyle çok güzel 601 numara bu. Ruju. Kasada gördüm bunu. Yeni mi çıkmış bilmiyorum. Ama hiç görmemiştim ben bunu. Rengi o kadar güzel gözüküyor ki. Böyle çok pastel bir tonda ruj. Bunu da kullanmak için sabırsızlanıyorum. Açayım hatta açılıyorsa. Çok güzel gözüküyor rengi ambalajından. Ama hatırlıyorsanız bir L'Oreal'in rujunu almıştım. Ambalajından çok güzel gözükse de içini açınca kıpkırmızı çıkmıştı ruj. Onu da kullanıyorum ama çok da sık kullandığımı söyleyemem. Şunu açmaya çalışacağım şimdi. Açabilirsem tabii. Biraz zorlandım. Açılıyor. Çok güzel gözüküyor ya. Şöyle elime süreyim hemen. Hemen elde deniyoruz. Evet, gerçekten de güzel bir ruj. Rengi falan çok nude bir tonda ya. Bayıldım. İyi ki almışım bu ruju. Hiç denemeden almıştım. Yeni görmüştüm ama aldığıma hiç pişman değilim şu an rengini gördükten sonra. Bayıldım. Rengi çok tatlı bir nude. Çok güzel bir pembeymiş. Ben bunu kullanırım. Tam istediğim renkte ya. Bayıldım. Arkadaşlar bir de tabii yurttaki arkadaşlarımla yemek için onlara birkaç şey aldım. Bir çikolatalı pişmaniye gördüm Edirne'de. Bir de Edirne'nin Kavala kurabiyesi meşhurmuş. Onlara da bunları götüreceğim arkadaşlar. Son olarak da Edirne'nin çarşısına gitmiştik. Orayı çekmeyi unuttum. Bir tane Miray butik vardı orada. O butikten bir tane şöyle düz bir tişört aldım. Şöyle. Bunu formamın içine falan giyerim diye düşünerek almıştım. İhtiyacım vardı. İkinci dönem stajım var. O yüzden. Bir tane şort etek aldık. Böyle. Çok güzel. Arkası böyle şort, önü etek. Dokusu da yumuşacık. Tam kışın giymek için. Çok güzel. Bunun fiyatını 120 TL'ye aldık. Aşırı güzel ve kaliteli yani. Bu üstün fiyatı 80 TL. Bir tane de buna bayıldım. Mont aldım. Ama çok güzel bir mont. Böyle. Şöyle yumuşacık. Aşırı yumuşak. Göstereyim dokusunu. Çok güzel. Bayıldım buna. O kadar tatlı ki. Böyle kürk gibi. Çok tatlı. İçi de çok güzel. Bunun fiyatı da 470 TL arkadaşlar. Yani fiyatını, parasını hak eden bir ürün kesinlikle. Aşırı kalın. Aşırı sıcak tutuyor. Aşırı yumuşak. Buna da bayıldım ya. Aşırı güzel. Başka Miray butikten aldığımız bu kadardı. Bir tane de çantacıdan aldık arkadaşlar. Çantacıya gittik. Orada yine Edirne'nin çarşısında konuşamadım. Bir tane çantacı vardı. Bu çantaya da bayıldım. Göstereyim. Şöyle el çantası bu. Yakından göstereyim. Şöyle dokusu falan çok güzel. Kola da asılıyor. İki tane şöyle bölmesi var. Tam okula giderken takmak için bu. Buna önlüğümü falan böyle formamı koyarım diye düşündüm. Bayağı büyük bir çanta.
Buna da bayıldım. Şöyle arkası da böyle. Bunun fiyatı da nerede yazıyordu? Etiketini herhalde şey yapmışlar. Bunun fiyatı da 370, 390, 390 TL'ydi arkadaşlar. Bunun fiyatı 390'dı. Biraz pahalı ama artık çantalar böyle bu fiyatta. 390'a normal geldi bana açıkçası. Çünkü çok kaliteli bir çanta. Hani bu fiyata bu para verilir bence. Aşırı güzel. Buna da çok bayıldım. Ya yeşil çantadan daha çok beğendim açıkçası. Elsva'dan aldığımız çantadan. Tam okula giderken takmalık bir çanta. Çok hoşuma gitti. Bu kadar da arkadaşlar aldığım şeyler. Şimdi ne kadar tuttuğunu söyleyeyim arkadaşlar. 3000 küsür tuttu. Düz olarak 3000 TL diyeyim ben. Yani birazcık fazla olabilir ama bu aldıklarıma bakarak normal bence. Eğer ben bu ürünleri indirimsiz bir zamanda alsaydım kesinlikle daha fazla tutacağına inanıyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.